Evet sevgili izleyenler, ekranları yeni açanlar için günaydınlar diyoruz. Keyifli bir cumartesi geçirmenizi temenni ediyoruz. Fatoş Tapan'la hafta sonunda kıymetli konuğum Profesör Doktor Mehmet Kayrak bizimle. Doçent Doktor hocamız bizimle. Hoş geldiniz hocam. Hoş Bazen bulduk. Profesör, doçent, ya siz bence en fazlasını artık hangisiyse onu hak ediyorsunuz bence. Yani o kadar güzel mesajlar hastalarınızdan, o güzel yazılarınızı okudum. Özgeçmişinizin maşallahı var zaten hocam. Yani bugün övgüyü hak eden kıymetli doktorlarımızdan birisi. Öncelikle hoş geldiniz stüdyomuza. Sağ olun, çok teşekkürler. Çok naziksiniz. Nasılsınız, iyi misiniz hocam? İyiyiz. Nazik davetiniz için de teşekkür ediyorum. Sağ olun, çok teşekkürler. Biz 100. Yıl Hastanesi'ni çok seviyoruz. Oradaki hekimlerimizi de ağırlamaktan onur duyuyoruz. Gerçekten teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için de. Kıymetli izleyicilerimizden sizi tanımayanlar varsa size bir yakından bir tanıtmak isterim. Efendim doçent doktor Mehmet Kayrak, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD diyoruz. 2016 yılında Avrupa'nın en büyük pulmoner hipertansiyon merkezi olan Bologna Üniversitesi, yani İtalya'da bu üniversite, pulmoner hipertansiyon, akciğer damar tansiyonu üzerine master eğitimi almışsınız. Ben daha kısalttım efendim. O kadar uzundu ki maşallahı var özgeçmişini hocamızın. 112 yaşında bir hastaya kalp krizi sırasında başarılı müdahale ederek tedavisini tamamlamışsınız. Bu vakayla şu ana kadar bildirilen en yaşlı kalp krizi hastasına başarılı müdahale olarak literatüre geçmişsiniz. Sizi tebrik ediyorum hocam. O yüzden baktıkça böyle çok hoşuma gitti yani özgeçmişinizi okurken. Eyvallah. Ne mutlu bize gerçekten. Kalp sağlığımız bizim için çok çok değerli. Bazen işte güneş gibi hayatımızda var ama fark etmiyoruz. Ta ki başımıza illa bir şey geldiğinde bunu fark ediyoruz. Bugün biz sizinle herhangi bir kalp rahatsızlığımız var mı konuşacağız? Genetiğimizde böyle bir sıkıntı var mı? İleride herhangi bir kalp sorunu yaşar mıyız diye soracağız. Evde kalp sağlığımızı nasıl test edebiliriz? Bunun için neler yapabiliriz? Ki sizden gelen yine interaktif sorularla da hocamıza sorularımızı soracağız. fatoştapan.com Instagram adresinden de bizlere yazabilirsiniz efendim. Şimdi hocam sabah kahvaltısında kalktık sabah için işte işe gideceğiz. Hemen bir iki poğaç attık çıktık. Hiçbir şey yapmadık, su bile içmedik. Bununla ilgili. Peki kalp şeklimizi, kalp sağlığımızı bu süreçler nasıl etkiliyor? Buradan başlamak isterim. Güne başlamakla ilgili. Evet. Şimdi tabii güne başlarken iyi bir kahvaltı bizim için önemli, vazgeçilmez bir unsur. Ama tabii kahvaltının içerisinde ne yediğimiz önemli. Yani biz genellikle işlenmiş gıdaları çok tavsiye etmiyoruz. İşte hamur içi, yağlı, bu poğaçaydı, simitti, bu tip şeyler kalp sağlığı için olumlu gıdalar değil. Biz neyi tavsiye ediyoruz? Mesela rafadan, hafif rafadan böyle ortası kayısı kıvamında olacak. 3,5 dakikada haşlanmış bir yumurta protein olarak iyi bir kaynaktır. Yine peynir iyi bir protein kaynağıdır. İşte zeytin lifli bir gıdadır. Bunlar bizi hem daha tok tutacak gıdalardır. Hem de sağlık açısından daha iyi gıdalar. Maalesef işte bazı yerlerde görüyoruz kahvaltılarda salamdı, sosisti, böyle işlenmiş gıdalar o pazar kahvaltıları hocam. Evet. Yani, yapmamamız gerekiyor o zaman o şekilde. Yani içeriğini gözden geçirmek lazım. Hani bu salam ve sosisle ilgili hani böyle esprili bir yaklaşım vardır. Hani içinde ne olduğunu hani bir Allah bilir, bir de kasap bilir. Hani ikisi de bunları yemez diye bir hani şey vardır espri. Yani gerçekten içeriğini kontrol edemediğimiz ürünler. Yani sucuk içinde ya çok iyi bilindik markalar kullanmak lazım ya kendiniz içeriğini etin kalitesine ve içine konulan yağın kalitesine hakim olarak onları işlemek lazım. Tereyağı çok tartışılan gıdalardan bir tanesi tüketim açısından. Kimi diyetisyenler diyorlar ki işte Karatay diyor ki Sayın Karatay diyor ki donmuş şey yağ yemeyin. İşte öbürü diyor ki sıvı yağ tüketmeyin gibi gibi arada kaldık hocam. Siz doçent olarak size bunu sormak istiyoruz. Sabah kahvaltısı evet kalkıyoruz. Güzel biraz tereyağlı bir şeyler yapmak istiyoruz. Kalp sağlığımıza ne tür yararı ya da zararı var? Şimdi aslında gerçekten tereyağı ikisinin ortasında kalıyor. Evet bir hayvansal yağ ama margarinler gibi hidrojenle de doyurulmuş bir yağ değil. Yani margarinler kadar kötü değil. Ama bir zeytinyağı kadar da sağlıklı bir yağ değil. Ama hep şunu diyor insanlar ya işte benim dedem sabah kahvaltısında kalkardı işte tereyağını balını yerdi işte 90 yaşına kadar 100 yaşına kadar yaşadı.
Ama orada baktığınız zaman da tabii ki eski insanların ciddi bir bedensel eforları vardı. Yani o tereyağını yedikten, o balı yedikten sonra öğlene kadar bedenen odun kırıyor, işte tarlayı sürüyor. Evet. Ciddi fiziksel aktivitesi var. Tabii ki yağ da enerji kaynaklarından, temel kaynaklardan bir tanesi. Ama şimdi siz yiyorsunuz, ofise geliyorsunuz, öğlene kadar sadece oturuyorsanız o yağı yerken biraz gözden geçirmek lazım. Evet. Ölçüyü kısıtlamak lazım. Hani o günkü biz, hareket noktamıza da bağlı aslında değil mi? Tabii ki fiziksel aktivitenizde çok fiziksel aktif bir güne giriyorsanız tabii ki tereyağı, bal, kaymak bunları yakabilecek bir eforunuz varsa tüketmenizde mahsur yok. Ama eğer hareketsiz bir yaşam tarzınız varsa kahvaltıda çok böyle donmuş bir yağla başlamanızı çok tavsiye etmeyiz. Ayrıca kahvaltı alışkanlığı içinde ben mesela hastalara tavsiye ediyorum. 4-5 dal maydanoz veya işte böyle kuzu kulağı, yeşil ekşi mutlaka ot gibi yeşillik bunlar. Olmalı tabii diyorsunuz. Ki olduğu zaman onun da bir lif değeri de var. Yani biz insanlar düşük lifli besleniyoruz. Düşük lifli beslenme işte kolon kanserleri içinde risk oluyor. İşte gastrointestinal problemlere de yol açıyor. O yeşilliklerin antioksidan özellikleri de olsun hani birçok artı değerleri de var. Yani biraz daha böyle Ege mutfağına doğru yaklaşmakta fayda var. Evet, o da çok önemli. Kıymetli bir izleyicimiz yazmış hocam. Gece kalkıp sürekli bir şeyler yiyip tüketip yatıyorum. Bu aralar bana bu alışkanlık oldu. Kış bana yaramadı hocam galiba. Kalp sağlığımı tetikleyecek diye şu an korkuyorum yazmış. Tam da kahvaltıdan ve yemekten bahsederken böyle bir soru gelmiş. Bu konuda ne Evet, şimdi düşünüyorsunuz? Kış ayları gerçekten kalp sağlığı açısından hani biz kendi aramızda sezon diye tarif ederiz. Hani sezon açıldı. Evet. Hani futbol sezonu gibi böyle Kasım ayıyla beraber başlayıp Mart sonuna kadar kalp hastaları gerçekten artıyor. İşte tansiyonları yükseliyor. İşte kimisi kalp yetmezliği hastaları nefesi daralıp yatıyor. Kalp hastalarının gerçekten kışın bir şeyler yerinden oynuyor. Ne oluyor yazdan Bu farklı neden oluyor olarak? hocam? Mesela yazın da halbuki sıcaklar da var. Evet, şimdi burada birçok faktör var. Bir kere havanın soğumasıyla birlikte damarlarımız kasılıyor. Vazokonstriksiyon dediğimiz bir mekanizma devreye giriyor. İkincisi, hava soğuk ve yağışlı olduğu için dışarı parklara, sokaklara çıkamıyoruz. Yazın insanlar 12'de 1'de eve girerken kışın yağmurlu hava, ortam kötü. Hemen erkenden eve giriyorlar Hareket ve kısıtlılığımız gece oluyor. çok uzun. Gece çok uzun olduğu için de sürekli bir şeyler atıştırma ihtiyacı oluyor. Mesela yazın işte akşam 8'de 9'da böyle söğüş gibi salatalık daha hafif bir yemekle akşam atlatabilirken kış aylarında işte ana bir yemekle başlıyor. İşte çay faslı, meyve faslı bilmem ne. Gece uzun olduğu için gece yatmadan bir daha öğün ihtiyacı doğmaya başlıyor insanlarda. Evde kalmanın getirdiği, hareketsizliğin getirdiği depresif bir şey oluyor. Tabii güneşin moodumuz üstünde olumlu bir etkisi var. Bulut ve yağışlar genelde biraz daha depresif yapıyor bize. Hareket azalıyor. Birçok şey üst üste geliyor. O soğukların da direkt damarımız üstüne olumsuz etkileri var. Bunların tamamı kalp sağlığımızı olumsuz etkiliyor. Tabii biz genelde önerdiğimiz akşam yemeğini erken yiyin ki onu bir sindirelim. Yazın olduğu gibi yemekten sonra çıkıp dışarıda yürüyüş ve sporda yapamadığımız için onun sindirimi bir 3-4 saat sürüyor. Acıkırsak da işte bir porsiyon meyve tüketebilirsiniz. Veya işte süt, yoğurt gibi yani atıştırmalık bir şey olabilir. Abartmamamız gerekiyor. Evet ama öğün olarak son bir öğün yapıp da yatmak tamamen sağlıksız oluyor. Çünkü biz uykudayken o yediğiniz kaloriyi yakma şansınız olmayacak. Tamamen size kilo olarak veya insülin direnci olarak geri dönecek. Sağlıksız bir uygulama. Evet, Muharrem Bey yazmış, kıymetli izleyicimiz. Hocam köpeğim vardı, artık bugün itibariyle köpeğimi gezdirmeye çıkaracağım sizin bu öneriniz üzerine diye yazmış. Süper. Teşekkür ederiz. Süper. Ne mutlu. Harekete geçmek lazım efendim. Tabii. Evet hocam, en sık gelen sorular içerisinde yine soğuk su kalbi etkiler mi? Şimdi burada duş alma noktasında, içme noktasında. Ya burada iki şey var. Duşumu soğuk suyla alayım şeyi var. Bir de soğuk duşlar yani buz havuzları dediğimiz. Evet. Veya işte buzlu göllere dalıyorlar son insanlar. Son zamanlarda buz hani o fenomenler yapıyor. İşte diyor evet. Buzlu suya girdim diyor. Hiç diyor yaşlanmayacağım diyor ama evet. Kalp rahatsızlığını ne kadar etkiliyor, tetikliyor. Şimdi burada bir sağlıklı insanlarla üzerinden gitmek lazım. Bir hasta insanlar üstünden gitmek lazım. Şimdi sağlıklı insanlarda hiç böyle soğuk su deneyimi olmayan insanlar için başlangıçta günlük soğuk duşla güne başlamak biraz işte kortizol seviyesini arttırıyor. İşte cilt açısından olumlu etkileri var. İşte egzersiz sonrası kan basıncı düşüşü ve kalp hızı düşüşü açısından olumlu etkilerinden bahsediliyor. Çok uzun süre değil, 3-5 dakikalık veya spor yaptınız işte dışarıda koştunuz geldiniz işte bir soğuk duş almak 3-5 dakika gibi vücudu antrene etmek açısından
tavsiye ediliyor. Hı. Kimlerde? Genç sağlıklı kişilerde. Buz seansları, yani bu 10-15 derece soğukluktaki buzlu suya girme, bu biraz daha training isteyen, yanınızda bir asistan olup işte öncesinde size solunum egzersizlerinin anlatıldığı, hatta böyle tamamen girme değil de 3-5 dakika işte belinize kadar sokup böyle alıştırarak işte sonra gidip bir ılık duş alıp tekrar gelip 3-5 dakika girip böyle sıcak soğuk şoklama şeklinde yapılıp en sonunda bütün vücudunuza kadar girecek antrenman seviyesine ulaşılacak bir süreçtir bu. Bunun da tabii hem cilt açısından, hem kalp sağlığı açısından, hem depresyon açısından olumlu etkileri var. Ama tabii ki bunun olumsuz etkileri de var. Mesela soğuk yanıkları olabiliyor. Özellikle hipertansiyon hastalarında ani bir kan basıncı yükselmesine yol açıp işte o sırada kalp krizini tetikleyebiliyor. Doğru. Kalp hastalarında ani bir vazokonstrüksiyon nedeniyle kalp hastalığının kötüleşmesine yol açabiliyor. Soğuk işte cilt hastaları açısından egzamalı kişilerde daha iyi. Çünkü sıcak duş biraz kuruluk yapıyor. Kuruluk nedeniyle egzama artabiliyor. İşte cildimiz biraz gevşiyor. Evet. Hani ılık duş ne zaman tavsiye ediliyor? Günün sonunda yatmaya hazırlanırken, eğer gün sonunda duş alacaksanız, ılık duş, parasempatik aktivite dediğimiz, bizi gevşetip uykuya daha hazır hale getiriyor. Hani güne sıcak bir duşla başlamak hani uykumuzu getirecek bir şey. Tabii bu iş bu farklı şeyleri var ama hani böyle kalp sağlığı olan problemi olan kişiler kesinlikle doktorlarından onay almaksızın bu tarz bir işleme girmeleri uygun değil. Yine kaplıcalar açısından da kalp sağlığı problem olan kişilerde onay almak lazım. Süreleri kısıtlamak lazım. Normal sağlıklı insanlarda bir 15 dakika kaplıcaya girebiliyorlar ama kalp hastalarının daha bir 5 dakika durup çıkması gibi tavsiye edilebiliyor. Peki hocam, bu gizli... Yine saunalarda mesela son yıllarda düzenli saunaya giren insanlarla ilgili de olumlu şeyler var. Mesela Türk hamamı biraz daha nemli olduğu için kalp sağlığı açısından olumsuz olabiliyor ama saunalar biraz daha kalp sağlığıyla ilgili olumlu etkilerine dair literatürde yayınlar, küçük çaplı çalışmalar çıkıyor. Orada nem oranının böyle %10-20 arasında olduğu hijyenik saunalar tavsiye edilebiliyor kalp sağlığı açısından da. Evet, peki hocam, yani gizli kalp dediğimiz olay nasıl gerçekleşiyor, nasıl oluyor? Mesela işte bir insanda gizli kalp olduğunu nasıl anlarız, gizli kalp rahatsızlığı daha doğrusu? Evet, şimdi sessiz iskemi dediğimiz bu durum var. Şimdi aslında kalbin direkt bir ağrı siniri yok. Bizim kalp ağrımızı algılayan direkt net bir organsal sinir olmadığı için mesela işte böbrekte kolik oluyor. Orada direkt ağrıyı algılayan, gerilmeyi algılayan sinirleriniz var. Veya parmağınızı kestiğiniz zaman orayı çok iyi lokalize eden sinirler var. Ama kalbin ağrı duyusu daha müpem bir alanda gerçekleşiyor. Ve bazı insanlarda bu ağrı eşiği çok yüksek olduğu için hiçbir şekilde ağrıyı hissetmiyorlar. Özellikle yaşlı hastalar, diyabetik hastalar veya bazı ağrı eşiği yüksek genç hastalar bunu görürsünüz. İşte dişinde çürük oluyor, son aşamaya geliyor, çekilme aşamasına gelmiş oluyor. Evet. Diş hekimi tesadüfen film çektiğinde fark ediyor. Bunun gibi bazı ağrı eşiği yüksek insanlar var. Bunlar hiçbir şekilde kalp hastalığı olduğunun farkında olmuyorlar. Biz bunu günlük pratikte nerede görüyoruz? İşte hastayı alıyoruz, EKG'sini çekiyoruz, ekosunu çekiyoruz, efor testlerini çekiyoruz. Hepsi normal ama hasta bir bakıyorsunuz birkaç ay sonra kalp krizi geçirmiş. Veya işte bir ilaçlı tomografiye gönderiyorsunuz, orada damarlarında korkunç tıkanıklıklar var. Ama hasta herhangi bir günlük hayatında şikayet tarif etmiyor, bir yakınması yok. Ve sokmuş olduğunuz kardiyovasküler testlerde de çoğunda bir netice almıyorsunuz. Evet. Bununla ilgili bir anekdot anlatayım size. Bir tane hastam vardı bundan işte bir 15-20 sene önce. Bir referansla polikliniğe geliyor, muayene oluyor falan. Hiçbir şikayeti de yok gerçekten. Tamamen böyle kontrol amaçlı gelmiş bir hasta. Biz yaptığımız tetkiklerde kalp hastalığından şüphelendik. Kendisine anjiyo önerdik. Hasta işte anjiyo günü hazırlanmış. Geldi, dedi ki hocam, dedi, iddiaya var mısınız, dedi. Ne iddiası, dedim. Dedi ki benim, dedi, bugün anjiyom normal çıkacak, dedi. Ya dedim, hani ben kalp doktoru olarak bu kadar iddialı konuşamıyorum ama sizi, dedim, böyle iddialı olmaya sevk eden şeyi merak ettim. Hani anjiyoya da gelmişsiniz. Evet. Dedi ki hocam, dedi, ben, dedi, bugün, dedi, tam, dedi, 12 kat merdiven çıktım, dedi. 12 kat. 12 kat. Peki, dedi, bu... ve hiçbir şikayetim olmadı, dedi. Sizce, dedi, 12 kat merdiven çıkabilen bir insanda, dedi, kalp hastalığı olabilir mi, dedi.
Şöyle bir düşündüm, vallahi dedim okuduğum textbooklarda kalp damar tıkanıklığı olan bir insanın kaç kat çıkabileceğine dair net bir veri yok dedim. Bilmiyorum açıkçası dedim. Ama dedim ön veriler damar tıkanıklığı çıkacağını yok dedi. Ben dedi kesin normal çıkacağına eminim dedi. Anji işlemini aldık. Hani kalbin 3 ana damarında en az 7-8 yerde ciddi kritik %90'ın üstünde tıkanıklık vardı. Ve bu hasta düşünün sabah 12 kat merdiven çıkmış. Katların bir tanesinde aniden yığılabilirdi. Ani kardiyak ölümle gelebilirdi veya bir kalp krizi geçirebilirdi. Hayatına işte hiç farkında olmadan devam ediyor. Peki hocam, bir insanın kalp krizi geçirdiğini nasıl anlarız? Hani oluyor ya, hepimizin başına gelebiliyor, yolda bir yerde birisi yığılabiliyor. O insanın kalp krizi geçiriyor diyebileceğimiz nasıl bir test noktası vardır? Şimdi onu anlamak çok mümkün değil. Yani bayılma kalp krizine bağlı da olabilir. Tansiyon düşmesine, ekstra hastalıklara bağlı da olabilir. Veya göğüs ağrınız olur ama her göğüs ağrısı kalp krizi de olmayabilir. Yani bir göğüs ağrısı olan bir kişi öncelikle hemen bir acil olarak değerlendirilmesi lazım. Hatta kendi şartlarıyla hastaneye gitmeye çalışmadan bir 112 vasıtasıyla gelmekte çok fayda var. Mesela daha yakın zamanda bir tane genç 40 yaşında bir hastamızın başına geldi. Bir yolda giderken terlemiş, yoğun bir terleme geçirmiş. Benzinciye çekmiş, herhalde üşüttüm falan demiş. Bir çorba içmiş ama çorbayı da tam bitirmek istememiş, kendini iyi hissetmemiş. Tekrar arabaya binmiş. İşte bizim hastanenin acilinin önünde tabelayı görüyor. Diyor ki en son hatırladığım sizin hastanenin 100. yıl tabelasını hatırlıyorum hocam diyor. Acile giriyor ve hasta sedyede gidiyor. Hasta sedyede gidiyor. Hemen işte acil anjiyoyu aldık. İşte tıkalı damarını açtık. Kendine geldi, toparladı. Aracıyla geliyor işte bir 5 dakika önce bir kavşak noktada veya bir geçiş noktasında bunu yaşamış olsa orada zincirleme bir trafik Evet, kazasında belki anladım. hayatını kaybedecek. Tabii, tabii, tabii. O yüzden hemen araçta bile olsa kenara çekip 112'yi çağırıp lokasyonumuzu belirtip bir göğüs ağrısı halinde hastaneye gelmek Testleri lazım. yaptırmamız gerekiyor. Ben çevremdekilerde de duyuyorum hocam. İşte Fatoşcuğum, aniden sanki arkamdan birisi hançer vurmuş da ben sanki arkamdakine bakmaya gücüm yetmedi, yere yapıştığımı hatırlıyorum. O andan sonrasını hatırlamıyorum diyenler var. İşte kalp krizi başlangıcı olmuş mesela o kişide. İşte bu tamamen kişiye bağlı. Kimisi burada buramda bir öküz oturuyor diyor. Kimisi böyle bir demirle göğsümü sıkıştırıyor, sıkıştırıyor, sıkıştırıyor gibi diyor. Kimisi böyle sanki acı biber sürmüş gibi yanıyor göğsüm diyor. Yani ağrının şekli, kalitesi tamamen bireysel. Tasvirlemesi. Mesela şey var, çok ekstrem vakalar kalp krizi geçiriyor işte çene ağrısıyla gidiyor. Hatta diş hekimine gidiyor. Dişi çekiliyor, bakılıyor, dişi sağlam. Ya işte bakıyorlar çürük yok. İşte gidiyor ondan sonra kalp krizi olduğu anlaşılıyor. Yani çok ekstrem vakalar da Kitlenebilir o olabiliyor. zaman, değil Tabii ki mi? alt çeneye vurabiliyor, omza vurabiliyor, kollara vuruyor. Herkes sol kola vuracak diyor. Benim bir hastam var her kalp krizinde sağ kol ağrısıyla geliyor mesela. Peki genelde bayılırlar mı hocam? Bayılıyorlar Yok, mı? çoğu %80-90'ı bayılmadan, ayaktan benim işte göğsümde ağrı var, kalbimde ağrı var diye hastaneye geliyor. Bir kısmı da eve ambulans çağırıyor geliyor ama binişleri tamamen normal oluyor. Anjiyoyu alıyoruz, bilinci açık oluyor. Yani hiç bayılmadan o süreci geçiriyorlar. Bayılanların çoğu ölümcül ritim bozukluğuna girdiği için bayılıyor. Yoksa ya da işte Artık pıt pıt pat nabzı pat küt düşüyor. küte gelmiş nokta Evet, yani. evet yani. Aslında böyle hayatın bize pıt pıt yaptığı, işte hocamın da dediği gibi, işte belimde değil mi, hançer bas saplama ya da demir gibi beni sıkıyorlarmış gibi hissiyatlar yaşadığımızda mutlaka gidip bir en azından bir efor testi yaptırmak gerekiyor, Tabii değil ki mi? mutlaka kardiyolojiye Efor testi gitmek neden lazım. önemlidir hocam bu noktada? Şimdi biz tabii toplum olarak çok hareketsiz ve sedanter yaşayan bir toplumuz. Hastaları çoğuna soruyorsunuz işte kapalı otoparktan arabasına aracına biniyor. İş yerine gidiyor, otoparkına koyup asansörle iş yerine çıkıyor. Ofiste görevi bittikten sonra tekrar aynı yolla evine gidiyor. Normal bir aktivitesi yok. Bizim normal kalp damarlarımızda %70-80 tıkanıklık olsa bile minimal efordaki günlük hayatımızda kalbin beslenmesine sorun çıkartmıyor. Ancak %90'ın üzerine çıktığı zaman sizin günlük hayatınızda yavaş yavaş işte çabuk yorulma gibi, merdiven çıkarken işte zorlanma gibi oluyor. Ama efor testine girdiği zaman o işte günlük yaşam kalitesi, aktivitesi sınırlı insan biz orada maksimal eforda zorluyoruz. Orada biz zorladığımız zaman kalbin oksijen ihtiyacı 20 kat kadar artıyor. O tıkalı damarlar bu oksijen artış talebini karşılayamadığı için, bu kan artışı talebini karşılayamadığı için elektrolar bozulmaya başlıyor.
kadar ve oradan şüphelenip teşhis koyuyoruz. Yani aslında gidip yıllık böyle bir check-up yaptırmamız gerekiyor değil mi bu noktada? Şimdi burada biz tabii 40 yaşına gelmiş bir erkek olsun, işte menopoza girmiş bir kadın olsun, bir kardiyovasküler kontrolden geçmesini rutin olarak öneriyoruz. Ama bu şu demek değil, yani efor testinizin normal olması sizin kalp damar tıkanıklığı olmadığını göstermiyor. Bunun da altını çizmek lazım. Hani çünkü bu da çok bize gelen şikayetlerden bir tanesi. Her sene düzgün efor yaptırdım, hiçbir şey çıkmıyordu. 3 ay sonra kalp krizi geçirdim. Yani bir damarınız tam tıkalı olsa bile efor testinde bunu yakalama oranımız %40-50-60'ı geçmiyor. Önemli bir nokta. O halde hocam, evde kalp sağlığımızı test etmek için çeşitli yöntemler sunmuştunuz. Şöyle bir bilgi ekranımız vardı, öncelikle ekranlara getirelim. Birinci bilgi ekranımız, ekrana getirelim. Nabız ölçümü gelsin. Evet. Görmüş olduğunuz gibi değerli izleyenler, ekranlarımızda da evde kalp sağlığımızı test etmek için yöntemler değerli hocamızla beraber şimdi işin uzmanından dinleyeceğiz. Nabzımızı ölçerek kalp atış hızımızı ve düzenini kontrol edebiliriz diyorsunuz. Normal bir yetişkinin dinlenme nabzı genellikle 60 ile 80 arasında olmalıdır. Kalp yetmezliği olanların tansiyon aletini evde bulundurması gerekiyor diye. Şimdi detayını sizden öğrenirim hocam yine. Şimdi aslında nabızla ilgili biz şunu biliyoruz. İstirahatteki nabız sayısındaki her 10 birim artış bizim kardiyovasküler sağlığımızı olumsuz etkiliyor. Yani bir insanın kalbi ortalama hep 80-90 arasında olmasıyla 60-70 arasında olması açısından bakıldığı zaman yaşam süresine epidemiyolojik verilere göre direkt etki var. Yani 3-5 yıllık bir yaşam süresinde fark oluşturuyor. Hani eskiden hep ömür denilen şeyin nefes sayısı olduğuna inanılırdı. İşte belli bir nefes takdir ediliyor insana ve bu nefes sayısını doldurduğumuz zaman ölüyoruz. Evet. Şimdi aslında epidemiyolojik veriler bize bunun kalp atım sayısı olduğunu söylüyor. Ve kalbi hızlı atanlar hızlı bir şekilde atımlarını tamamlayıp daha erken gidiyorlar. Epidemiyolojik verilerin bize gösterdiği. O yüzden nabzımız ne kadar düşükse o kadar sağlıklı. Şimdi böyle nabzı 80-90-100, hep 110 arasında olan bir grup var. Bunlar geliyorlar, işte ne yapmamız lazım hocam, nasıl yapalım? Hani bunlara bir kısım işte meslektaşlarımız işte nabzı düşürücü ilaçlar veriyorlar. Ama bu nabız düşürücü ilaçların bu doğal atımla sağlanan faydayı sağlayıp sağlamadığını biz bilmiyoruz epidemiyolojik olarak. Ama biz şunu öneriyoruz, düzenli spor yapın. Düzenli spor yaptığınız zaman nabzınız düşüyor gerçekten. Mesela sporcu kalbi dediğimiz bir şey var. Profesyonel atletler, sporcular, futbolcular, basketbolcular, bunlar bize işte sezon öncesinde kalp sağlığı ve onay için müracaat ettiğinde biz onlara elektro çektiğimizde görürüz. Nabızları 40, 44, 45, 42, 50'nin üstünde nabız çok daha az görüyoruz onlarda. Spor bizim Türk milleti olarak hocam, diş fırçalamak gibi hayatımızda bir türlü oturmakta zorlandığımız bir evre. Ki önemli bir nokta. Yani hepimizin tabii ki popüler hayat içerisinde çalıştığımız evrelerimiz olabiliyor ama bu öğrenilmiş mi, öğretilememiş mi çaresizlik tartışılır elbette ki. Spor olarak neleri önerirsiniz? Vallahi, bir kardiyoloji uzmanı ya benim olarak. Gönlümden geçen, şimdi bakın bu bir halk sağlığı, kalp sağlığı bir halk sağlığı sorunudur aslında. Hani sağlıklı yaşam bir halk sağlığı alanıdır. Biz kardiyologlar olarak hep problemi çözüyoruz artık. Hasta hasta olmuş, biz tedavi hizmetleri kısmındayız. Ama kalp sağlığı halk sağlığının çok önemli bir parçası. Çünkü en çok ölüm kardiyovasküler nedenli ölümler. Evet hocam. Şimdi spor sağlıklı yaşamın bir parçası. Diş fırçalama, diş sağlığı sağlıklı yaşamın bir parçası. Sağlıklı beslenme bir parçası. Bunlar nerede öğrenilecek? Bunlar ailede ve okulda öğrenilecek. Aslında benim hep arzu ettiğim, gönlümden geçen, keşke her okulumuzda bu fiziksel alanlar sağlanabilse, keşke bu konuda öğreticiler, işte Milli Eğitim Bakanlığı'nı daha ciddi seferber edebilsek de ilkokuldan liseye kadar her gün gençlerimiz, öğrenciler 1 saat, 2 saat, 3 saat ilgi alanlarına göre okulda fiziksel aktivite yapsa, amatör sporlarını yapsa, işte kondisyon çalışsa, işte germe, açma, pasif birçok hareketi yapmış olsalar, kas koordinasyonunu öğrenseler, dengeyi öğrenseler, işte atletik faaliyetler yapsalar, o zaman işte bunlar gelecekte hayatlarının bir parçası yapmış oluyoruz. Yani beden eğitimi dersinde işte hava yağışlı diye hadi test çözelim dediğiniz zaman ve bu haftada bir gün veya iki gün bir saatlik bir ders olduğu zaman
O alışkanlık olmuyor ve ailelerin de zaten işte çocuğunu okula bırakıp oradan işine yetişme, işte çocuğunu okuldan alıp tekrar eve gelip yemekli, işte günlük rutinleri içinde bir ona ayıracak bir alanları olmayınca bir hafta sonları kalıyor. Hafta sonları da işte insanlar dinlenmeye veya başka sebeplerle vakitlerini ayarladıkları için veya bütün her şeyi hafta sonuna öteledikleri için belki çok bir alan olmuyor. Bu alışkanlıklar kazanılamıyor. Mesela çok basit bir şey söyleyeyim. Ağzınızdaki diş sayısı ve ağız hijyeniniz kardiyovasküler sağlığınızla çok orantılı. Çünkü bu çiğneme kalitenizi etkiliyor. Genel işte beslenme alışkanlıklarınızı yansıtıyor. Yani ağız, diş, oral hijyeniniz sizin kardiyovasküler sağlığınızla bile ilişkili yani. Biz... Bakın hani birçok şey iç içe gidiyor aslında. Evet hocam. Ne kadar önemli bir detay. İşte göz damarlarındaki o testler bile Amerika'da mesela böyle bir şey yapıyorlarmış. Geçtiğimiz günlerde öyle bir demeç okumuştum. Bununla ilgili yeni bir şeyler çıkıyormuş şu anda. İşte o damarlarla kalp krizi olup olamayacağı ya da geçirmiş mi geçirmemiş mi diye onlara bile bakılma testleri çıkacakmış çok yakın zamanlarda. Tabii ki şu anda zaten retina değerlendirmesiyle biz diyabetik hastalarda işte vasküler tutulumu değerlendirebiliyoruz. Orada retinopatisi vardı Sabiha Hastanın, artık kardiyovasküler tutulum başlamış oluyor. Yani göz retinası bizim için çok değerli. Evet, sizden dinlediğim kadarıyla galiba hocam genelde böyle hani efor testi nasıl yapılıyorsa aslında düzenli yürüyüş, hiç dışarıya çıkamıyorsa eve yürüyüş bandı alabilir değil mi? Yürüyebilir yavaş yavaş hareketlerle de olsa ama düzenli olarak yürümek. Yani şimdi ben şöyle söyleyeyim, bir kere eve alet almadan önce gerçekten düzenli fiziksel aktivite alışkanlığını kazanmak lazım. Hı hı. Hiçbir hastama eve alet alın demiyorum. Demiyorsunuz. Demiyorum. Tamam. Çünkü siz önce bir yürüyüş alışkanlığını kazanın. Hı hı. Siz o alışkanlığı kazandıktan sonra işte dışarıda kar yağıyor, çok yağmur var, çıkamayacaksınız. O zaman evde spor yapabilirsiniz. Az önceki izleyicimiz ne dedi? Köpeğimle gezme kararı aldım. Harika bugün itibariyle dedi mesela. Şimdi eve alınan aletler eğer siz bu alışkanlığı kazanmamışsanız ne oluyor biliyor musunuz? Bir süre sonra çamaşır askılığı, elbise askılığına dönüyor. Ay hocam. Ve ev içi sorunlara sebep oluyor. İşte bu alındı, salonda yer kaplıyor. İşte balkona çıkaracağım. İşte sen aldın, kullandı, kullanmadı. Aile içi problemlere sebep oluyor. Ve bugün girin hani online satış sitelerine, birçok sitelerde en çok ikinci el satılan şeyler bu eve alınmış yürüyüş bantları. Ha, ne alalım derseniz ben açıkçası evde yürüyüş bantlarını çok tavsiye etmiyorum. Hani bugün hatta başhekim Zerden Hoca'yla da konuştum. Yani bizim kılavuzlarda da bisiklet daha çok tavsiye ediliyor. O kendisi de dedi yani bir insan 70 kilo bir insan bir saat yürüme bandında yürüdüğü zaman dizlerine bir ton yük binmiş oluyor. Oo. Ve siz kronik olarak her gün o yürüyüş bantlarında spor yapıyorsanız her gün menisküslerinize ciddi bir yük bindiriyorsunuz. Onun yerine bisiklet, vücut ağırlığınızı bisikletin selesine verdiğiniz için dizlerinize çok az daha yük binecek. Diz sağlığınız için önemli. Niye? Bizim kardiyovasküler hastaların çoğunun diz problemi var. Siz yürüyün dedikten sonra bir süre sonra dizim ağrıyor diye ortopedi polikliniklerine gelmeye başlıyorlar. Evet, onun yerine işte bu zeminin basıncını azaltacak özel katmanlandırılmış yürüyüş ayakkabıları var. Siz ayağınızı yere vurduğunuz zaman yerdeki şoku ağırlığı absorbe eden özel taban yapısındaki yürüyüş ayakkabılarıyla açık havada düzenli yapacağınız bir yürüyüş tabii ki sizin için daha sağlıklı olacak. Yürüyüşte ayakkabı seçimi de çok önemli o zaman. Tabii ki ve düzenli olarak bunu açık havada yaptığınız zaman çok daha sağlıklı. Ama istisnai günler için evinizde bir bisiklet olur. Hem televizyonunuzu izlerken onu yapabilirsiniz. Hem daha az yer kaplar. Evet. Hem de çamaşır asmaya daha uygun bir alet. Evet, önemli bir detay verdi değerli hocamız, doçent doktor Mehmet hocamız. Evet efendim, diğer bilgi notumuzu ekranlara getirelim. Evde kalp sağlığımızı test etmek için yöntemler. Kan basıncı ölçümü. Evet, görmüş olduğunuz gibi evde bir tansiyon aleti kullanarak kan basıncımızı ölçebiliriz. Normal kan basıncı 120 ile 80 olarak kabul ediliyormuş. Sizden bunun detayını öğrenelim hocam. Evde mutlaka tansiyon aleti hangi türlerini kullanmak gerekiyor? Şimdi son zamanlarda dijitaller de çıktı. Onları öneriyor musunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Hipertansiyon önemli bir sağlık sorunu. Hı hı. Hipertansiyonun önemli bir sağlık sorunu olmasının sebebi ne? İşte inme, kalp krizi, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği ve körlük. Pek çok organın fonksiyonlarını etkileyen bir hastalık. Körlük zaten hocam son zamanlarda çok duyduğum bir süreç. Evet. Ve
Hipertansiyonda bizim yaşadığımız en büyük zorluk nedir derseniz eskiden %50 idi, şimdi %40'lara çıktı, indi rakamlar. Hastaların %50'si daha hipertansif olduğunu bilmiyor. Şimdi %40'ı deniliyor. Epidemiyolojik çalışmalarda bu aletler falan daha çok kullanılmaya başlayalı. Farkındalık biraz daha artmaya başladı sosyal medya sayesinde de. Düşünün, hipertansifsiniz, çok ciddi bir hastalığınız var ve toplumun %40'ı bunun farkında değil. Farkında olanların da %50'si ilaç kullanmıyor ya da düzensiz kullanıyor. Ve dolayısıyla ilaç kullanan, bu düzenli düzensiz kullanan hastaların da sadece yaklaşık yarısında tansiyonu regüle edebiliyoruz. Yani bir baktığınız zaman hipertansiyon hastaları totalde %10-15 civarında tansiyonu kontrol altında. Ya farkında değil, ya ilaç kullanmıyor, ya yeterli ilacı almıyor. Yani günün sonunda bakıldığı zaman tansiyonu kontrol etme oranlarımız %10-15 civarında. Bu İngiltere'de de böyle, Amerika'da da böyle, yani hani dünyada böyle ciddi bir problem. Öyle olunca biz hep bu 12-8, 12-8, 120'ye 80 diye çıkartıyoruz. Aslında ofiste bir insana yüksek tansiyon hastası demek için 140'a 90'ın üzerindeyse yüksek tansiyon hastası diyoruz. Ama ideali 120'ye 80 olsun istiyoruz. Tabii 13'e 9 iken ilaç vermiyoruz. 13,5 iken ilaç vermiyoruz. Yani 14'ün üstüne çıkmadıkça ilaç vermiyoruz. Ama siz yürüyüş yaparak, işte ideal kilonuzu koruyarak, bir takım sağlığınıza dikkat ederek ne kadar 12'ye 8'i bulabilirseniz bu sizin için iyi. Şimdi tansiyonu neyle ölçelim? Yani bizim ideal ölçüm dediğimiz direkt ölçüm, bizim anjiyo işlemi sırasında kalpte, aorttan ölçtüğümüz ölçüm, direkt ölçüm ve kesin ölçümdür. Ama tabii ki bunu yapmak çok sırf bu amaçla uygun olmayacağı için dijital aletler var işte. Bizim manometre dediğimiz şişirerek kendi kulağımızla dinlediğimiz aletler tabii ki daha sağlıklı aletler. Burada hem büyük kan basıncını hem küçük basıncı kulağımızla duyarak ölçüyoruz. Dijital aletler ne yapıyor? Dijital aletler titreşimi değerlendiriyor. Titreşimden ortalama kan basıncını hesap ediyor. Bu ortalama kan basıncı üzerinden de büyük ve küçük tansiyonu tahmin ediyor. Tahmini olarak matematiksel formüllerle hesaplıyor büyük ve küçük tansiyonu. Tabii ki bizim kendi ölçtüğümüz kadar doğru değil ama evde tansiyon takibi için hipertansiyon kılavuzları, özellikle koldan ölçülen dijital cihazları tavsiye ediyor. Ama burada sertifikalı cihazlar olması, işte bunda Avrupa ve Amerika'nın kendi medikal cihaz komiteleri var. Onlar tarafından onaylanmış, sertifiye edilmiş cihazlar var ve sitelerinde bunları ilan ediyorlar. Buradan sertifikası ve geçerliliği, güvenilirliği olan iyi bir cihaz ve üst koldan ölçen otomatik bir cihaz kullanılabilir. Aşağıya indikçe, bilek ve parmak ucuna indikçe tabii güvenilirlik iyice azalıyor. Bunların tansiyonun takibi için kullanılması uygun değil. Ama siz bu cihazlarla ölçüm yaptınız, yüksek çıktı. Gidip daha iyi bir cihazla, daha doğru bir cihazla bunun takibini yapabilirsiniz. Evet. O da bizim için hani kabul edilebilir. O bile insanın çok adrenalini etkiliyor. Şey. Yani hani yanlış bir cihaz aldık diye mi? İyi araştırmak gerekiyor. İyi araştırmak gerekiyor. Çok önemli gerekiyor. Bir detay verdiniz hocam. Teşekkür ederiz. Peki evde kalp sağlığımızı yine test etmek için diğer bilgi notumuzla devam ediyoruz. Evet, egzersiz testi hocam. Evet, yanlış şimdi... Egzersiz kapasitesi bizim için önemli. Biz hastalara göğüs ağrısından sonra ikinci sorduğumuz şey, bu günlük efor kapasitesini sorgularız. Hasta eğer göğüs ağrım yok derse biz deriz ki işte rampa çıkarken nasıl, yokuş çıkarken nasıl, kesiliyor musun, tıkanma var mı, eskiye göre çabuk yorulma var hocam, mı? Hocam biz gençlerde hani oluyor ya işte diyoruz mesela, ya da 18 yaş grubu, of diyor yoruldum, nefesim kesildi diyor mesela. Çocuklarda da böyle bir süreçler yaşanıyor. Evet. Yani az önce de dediniz zaten, okullarda keşke daha spor noktaları daha aktive edilse diye. Evet, evet. Tabii fiziksel kapasitesi kısıtlı bir insan ani bir efora geldiği zaman yorulması normal. Ama günlük düzenli yaptığınız eforlarda eskiye göre daha çabuk yorulma, daha çabuk kısıtlanma varsa bu yeni gelişen bir kalp damar hastalığının bir belirtisi olabilir. Ama sedanter yaşayan birisi ani bir efora girdiğinde nefes nefese kalabilir. Tabii orada araştırma yapmak lazım. Tamamı kalple ilgili olmuyor. Bir kısmı işte demir eksikliği, kansızlık, vitamin eksikliği, ikinci sebeplere bağlı olabiliyor. İşte akciğer hastalıklarına bağlı çabuk yorulma, nefes nefese kalma olabiliyor. İşte astım olabilir,
PUAH dediğimiz hastalıkların başlangıcı olabilir. Evet. Amfizem olabilir, akciğer bülleri olabilir. Hani alerjik hastalıklar nedeniyle daha çabuk tıkanabilir. Ama aksine işte doğuştan gelen bazı kalp hastalıkları, doğuştan kalp delikleri, büyük damarlar arasında geçiş olan bazı konjenital kalp hastalıkları veya küçük yaşta geçirdiğimiz romatizmal hastalıklara bağlı da böyle 18, 20, 25'li yaşlarda nefes nefese kalma, çabuk yorulma da olabilir. Tabii kardiyoloji olur, işte göğüs hastalıkları olur, dahiliye servisler olur. Bunlar ortak olarak bunları araştırıp hani hastadaki tıkanmanın sebebinin ne olduğunu bulacaklar. Ama bir yaşlı hasta mesela onu çok güzel tarif ediyor bazı hasta. İşte ben işte camiye giderken diyor, eskiden diyor dinlenmeden gidiyordum. Şimdi camiye giderken bir yoruluyorum, ortada bir dinleniyorum, ondan sonra devam ediyorum diyor. İşte 80 yaşında bir hasta. Baktığınız, araştırdığınız zaman gerçekten bu çoğu zaman bir kalp damar tıkanıklığı veya kalp yetmezliğinin başlangıcı olabiliyor. Ama biz bunu yaşlanmaya bağlıyoruz çoğu zaman. E tabii diyor, yıl yılı aratıyor, gün günü aratıyor, çabuk yoruluyorum eskisi gibi diyoruz. Çok yine mitral kapak hastalıkları, aort kapak hastalıkları da böyle sadece çabuk yorulma şeklinde çıkıyor. Onu da yine insanlar yaşlanmaya veriyorlar. Bir bakıyoruz, bazen ameliyat şansını kaybetmiş, çok ileri evre hastalıklar yakalıyoruz. O yüzden böyle günlük eforumuzda bir değişme olduğu zaman bunu bir kontrol ettirmekte fayda var. Önemli bir detay. Peki devam ediyoruz diğer bilgi notumuzla. Kalp sağlığına dair hurafeler hocam. Bunlar en çok dikkat ettiklerimiz. Mesela yüksek iyi kolesterole sahip olmak kötü kolesterolü dengeleyebilir. Kolesterol ilaçları karaciğere zarar veriyor, ilaç bırakılmalıdır. Vitaminlerle kalp sağlığı riskini azaltmak mümkün gibi kalp sağlığına dair hurafeler efendim. Sizler de duyuyorsunuzdur gelen hastalarınızla ya da burada olmayan ama sizin bizimle paylaşmak istedikleriniz var mı? Yine 40'lı yaşlara gelen herkes kan sulandırıcı kullanmalıdır. Kalp hastaları hiç yağ tüketmemelidir gibi. Bu listenin son devamı var hocam bayağı ama biz bir kısmını öncelik getirdik. Tamam. Hani kolesterolle ilgili tabii çok tartışılıyor burada. Sosyal medyada da bir bilgi kirliliği var. Şimdi kolesterol tedavisiyle ilgili tartışılan husus, genç yaşta bir hasta sadece kolesterol yüksekliği var. Hiçbir kalp damar hastalığı riski yok, ek risk faktörü yok, işte ailede genetik hastalığı yok. Bunlar da kolesterol düşürücü verelim mi vermeyelim mi? Tartışmanın esas ana noktası burası. Bu hastalarda çünkü ömür boyu tedavi ettiğimiz zaman kurtardığımız hasta sayısı 1000 kişiyi tedavi ettiğimiz zaman 15-20 tane hastayı kurtarıyoruz. Ama riski yüksek olan hastalarda bu oran 1000 hastayı tedavi ettiğinizde 100-150 arasında bir hastayı ölümcül kardiyovasküler olaylardan kurtarıyorsunuz. Yani hem sağlık ekonomisi açısından tedavi edelim mi etmeyelim mi, hem de hastaya işte böyle bir ilaç yüküne maruz bırakalım mı bırakmayalım mı, yoksa hasta kalp krizi geçirmiş, stent takılmış, bypass olmuş, buna hala kolesterol ilacı vermeyeyim diye tartışmak hani cehalet. Bunun bir tıpta da bir yeri yok. Evet. Ve birçok çalışmada bu grup hastalarda kolesterol ilacı verdiğiniz zaman ölüm dahil birçok riski azalttığımızı gösteriyor. Stentin tıkanmasını, bypass'ın tıkanmasını veya işte tekrar inme geçirme gibi riskleri azalttığı birçok çalışmayla gösteriliyor. Tartışmanın olduğu grup, riskin düşük olduğu sadece kolesterol olan hastalar. Bu grup hastalar kendilerini yakın takiple, ilaç kullanmadan, düzenli sporla, egzersizle evet idare edebilir. İyi huylu kolesterol gerçekten şu açıdan önemli. Bizim toplam kolesterol bölü iyi kolesterol oranımız 5'in altındaysa bu bizim açımızdan kardiyovasküler olay riskini ciddi azaltıyor. Dolayısıyla yani o oranı korumak çok önemli. Kolesterolünüz yüksek ama iyi huylu kolesterolünüz de yüksekse o gerçekten kardiyovasküler riski dengeleyebiliyor. Kolesterol ilaçlarının karaciğere zarar vermesiyle ilgili şeyler artık çok gerilerde kaldı. Yani biz mesleğe ilk başladığımız yıllarda hastalara 1. ay, 3. ay, 6. ay, 1. yıl ve sürekli karaciğer enzimlerini kontrol ederdik. Şimdi bu ilaçlar dünyada artık milyonlarca kutu değil, neredeyse milyarlarca kutu kullanılmış ilaçlar. Artık karaciğer enzimlerini falan takip etmiyoruz. O ancak çoklu ilaç kullananlarda, çok fazla sayıda ilaç kullananlarda ilaç etkileşimine bağlı olabiliyor. Vitaminlerle kalp hastalığı riskinin azaltılması, bu vitamin çalışmalarının tamamı çöp. Şu ana kadar vitaminlerle ilgili çok kanıtlanmış bir şey yok. Evet hocam, koronadan sonra çok fazla hani daha bir servis edildi bu süreç. Yani E vitaminleri, C vitaminleri, birçok vitamin çalışıldı. Epidemiyolojik çalışmaların hiçbirinde bu vitaminlerin
kardiyovasküler mortaliteyi azalttığına dair veri yok maalesef. Ama evet, sağlıklı, dengeli beslendiğiniz zaman, düzenli meyve ve sebze tükettiğiniz zaman yeterli vitaminleri alıyorsunuz zaten. O yüzden vitaminle kalp hastalığı açısından çok bir şey demiyorum. Ama bizim açımızdan en eksik nokta şu beslenmede. Balık tüketimi az bir toplumuz. Evet hocam. Yani üç tarafı denizlerle çevrili nadide güzel ülkemizde balık özellikle İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'da çok evet, zor. Hatta işte deniz kenarında yaşayan birçok şehirde bakıyorsunuz, oradaki insanlarda bile balık tüketimi az. Yani deniz balıklarını haftada iki gün tüketmiyorsak ve ailemizde de kardiyovasküler hastalık hikayesi varsa, yani o hastalarda omega yağ kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Omega yağların kardiyovasküler mortalite üzerine etkisi var gerçekten. Hı hı. Ama bu omega yağlar işte ceviz tüketerek de alabiliyoruz. İşte keten tohumu vesaire bir takım supplementlerle de aslında mesela ceviz ve keten tohumu hepimizin evinde olan şeyler. İşte zeytinyağı da aslında omega yağ içeriyor. Hı hı. Ama tabii bir somon balığındaki gibi olmuyor yani. Değil, hani orada evet, omega'dan evet, daha zengin bir evet, gıda. Evet, orada kesinlikle. Bunun dışında vitaminler hocam. Vitaminler öyle. Aspirin ve kan sulandırıcı geçti hı hı, demin 40 lütfen, yaşına gelen hı hı, her şey. Bu aslında koronadan sonra o bilgi notumuza tekrar evet, gelelim o zaman. İlerleyecek olursak bizim kendi klinik tecrübemizde gördüğümüzde koronadan sonra bizim gastroloji hocalarımızın iş yükü arttı. Mide kanamaları, gastroenteroloji hastaları arttı. Hı hı. Yani koronaya bağlı işte mide epitel tutulumu mu yoksa işte herkesin bilinçsiz kan sulandırıcı kullanımı mı? Evet, bu bilinçsiz kan sulandırıcı kullanımıyla birlikte mide kanamaları da arttı. Hı hı. Epitelde de bir hasar var. Zaten kan sulandırıcıyla ilgili temel problem o. Şimdi ilk tarihçesine baktığınız zaman aspirin 1930'lu yıllarda Almanya'da çıktığı zaman üzerinde şey yazıyordu. Kalp hastalarının kullanması sakıncalı olabilir. Evet. Doktorunuza danışın büyük puntolarla. Yıllar geçti, mucize oldu. İşte herkese 40 yaşına gelmiş bir insan kardiyoloji polikliniğine girip de aspirin yazılmadan çıkıyorsa içerideki doktorun diploması sorgulanıyordu bir dönemde. Ama sonra bir dönemki gelen verilerde ya biz bunu herkese veriyoruz ama çok o kadar da faydalı olmayabilir. Şunu gördük, gereksiz kullanım da mide kanaması, işte gastrointestinal sistem kanaması, oo, beyin kanaması gibi kanama risklerini beyin arttırıyor. Kanaması. Ve ne oluyor? Hastalar bir mortaliteye sebep oluyoruz, morbiditeye sebep oluyoruz. O zaman kimlere verelim çalışmaları başladı. Mesela kadınlarda çok kalp krizi riskini azaltmıyor aspirin. Daha çok inme riskini azaltıyor. Erkeklerde ise kardiyovasküler riski azaltıyor. İnme riskini azaltıyor kadınlarda, evet, erkeklerde. Evet, evet, hipertansif kadınlarda inme riskini bir miktar azaltıyor gibi. Burada hastanın riskine bakmak lazım. Herhangi bir damarında %50 ve üzerinde daralma varsa, kalp damarı olabilir, işte karotis doplerinde şah damarımız olabilir, evet, bacak damarlarındaki doplerimizde arteriyel darlıklar vardır. İşte diyabetle birlikte çoklu risk faktörlerinin olduğu hastalarda doktor işte hastanın kanama riskini de değerlendirerek gerekli gördüğü hastalara vermesi gerekiyor. Ama hasta inme geçirmiştir, kalp krizi geçirmiştir, stent takılmıştır. Bunlar da ömür boyu zaten kan sulandırıcı veriyoruz bir tane veya iki tane hastanın durumuna göre. Hı hı. Ama 40 yaşında sağlıklı hiçbir problemi olmayan bir hastada düzenli aspirin alımını kesinlikle önermiyoruz. Hı hı. Çünkü uzun dönem faydası zararını nötralize ediyor ve boşuna bir işlem yapılmış oluyor. Evet, iyi ki tam üzerine bastınız hocam. Çünkü önemli noktaydı gerçekten. Teşekkür ederiz. Evet. Peki çarpıntının ciddi mi? Yani yoksa böyle ciddi bir durum mu olduğunu ya da psikolojik mi olduğunu biz nasıl anlarız? Çarpıntım var diye evet, olabiliyor şimdi, bazen. Çarpıntı bazen tamamen sağlıklı kalplerde de olabilen hı-hı, bir durum. Bazen de altta yatan organik bir kalp hastalığıyla ilişkili olan da bir durum oluyor. İşte gençlerde çoğu zaman yapısal kalp hastalığı olmadan olan ritim bozuklukları genelde daha masum oluyorken altta yatan organik bir kalp hastalığı varken o zaman hayati olabiliyor. Mesela bir takım genetik kardiyomiyopatiler var. Hı hı. Doğuştan gelen kalp kası hastalıkları var. Bunların bir kısmı yanlışlıkla sporcu falan da oluyorlar işte. Ani bir ritim bozukluğuyla spor sırasında yığılıp kalıyorlar. Ani hı, ölüm gelişiyor. Bunlar tehlikeli gruplar. Ama onun dışında genç, yapısal bir kalp hastalığı olmayan kişilerde kalbin elektriki aktivitesine bağlı
spontan gelişen aritmiler var. Bunlar çok tehlikeli aritmiler değil. Bunlar basit yöntemlerle EPS ablasyon dediğimiz yakılarak tedavisi de mümkün olan yöntemler. İşte burada bir çarpıntı olduğunda sebebini kardiyoloğun araştırması gerekiyor. Mesela biz çarpıntıyla gelen hastalarda mutlaka her ay 1-2 tane hastada tirotoksikoz yakalarız. Annesinde guatr vardır, babasında guatr vardır. İşte bir enfeksiyon geçirmiştir, guatr tetiklenmiştir. Guatr bezinin çok hızlı çalışmasına bağlı hasta kalbinde taşikardi ile gelir. Biz tetiklerini bir izleriz ki bakarız tiroidin fazla çalışmasına bağlı. Hasta hipertiroidi olmuştur. Onu endokrine yollarız. Tiroid hastalığı tedavi olur, düzelir. Veya işte azıcık bir eforla kalbim çok çarpıyor diye gelir. Bir bakarsınız hemoglobini düşmüş, demiri çok düşük bir bayan hastadır. İşte demir tedavisinden sonra çarpıntıları geçer. Hani ikincil nedenleri de dışlamamız gerekiyor. İşte romatizmal kalp hastalıklarına bağlı, kapak hastalıklarına bağlı tetiklenen ritimler yine farklı ritimler. Onlar da işte kan sulandırıcı ilaç falan da vermek gerekiyor. Onları da kalp ultrasonlarında tespit ediyoruz. Bazen yakalamakta zorlandığımız ritim bozuklukları oluyor. Onlarda da işte ritim holteri dediğimiz cihazlar takılıyor. İşte 48 saatlik, 72 saatlik veya olay kaydediciler var. 2 hafta, 3 hafta kadar kullanılabilen. Onu hastaya göre biz gerekli olup olmadığına bakıyoruz. Ama bir aritmi önemli mi değil mi? Özellikle siz o çarpıntı sırasında baş dönmesi, göz kararması, tansiyonda düşme, sendeleme gibi oluyorsa gecikmeden gitmek lazım doktora. Önemli bir durum diyorsunuz. Evet. Peki bir kıymetli izleyicimiz sormuş. Erkekler kadınlara göre daha mı şanssız hocam kalp rahatsızlığı noktasında diye? Evet, maalesef. Koroner kalp hastalığı erkekler açısından erkek olmak tek başına başlı başına bir risk faktörü. Hocam vallahi erkekler şu an can kulağıyla dinliyorsunuzdur biliyorum. Neden diyenler vardır bence. Tabii şimdi bir de şey duydum hocam, buraya tekrar gelmek istiyorum ama erkekler işte içten yağlanıyor. Kadınlarsa dıştan yağlanıyor diye. Yağlanma şey riski. Ya sadece yağlanmayla ilgili değil. Yani hiç yağ olmayan erkeklerde de mesela böyle 48 kilo, 50 kilo hani zayıf bile diyeceğiniz insanlarda da çok yaygın damar tıkanıklıklarını görebiliyoruz. Yani erkekler cinsiyet olarak yatkın grupta, yani yağlanma tipinden bağımsız olarak. En büyük olarak sebepler, beyefendilere ne önerirsiniz? Bir beyefendi olarak da bunu soruyorum size. İşte mesela işte ben çevremde tanıyorum. Spor yapmak istemiyor ama ilaç kullanayım. Hani şıp diye böyle sihirli bir şekilde geçsin isteyenler var. İşte bir şeyler atıştırayım diyenler, evde oturayım diyenler. İşte köpeği vardır, işte köpeğini gezdirmeye götürmek istemeyebiliyorlar, eriniyorlar gibi gibi. Ne oluyor, hiçbir spor yok, arabaya bin, işe git gel, herhangi bir şey yok. Bu durumda ne öneriyorsunuz? Ya hani İngilizlerin bir sözü var, no pain no gain diyor. Hani acı yoksa kazanç da yok. Şimdi sağlık dediğiniz şeyi kazanmak için acı çekmemiz gerekiyor yani burada. Yoksa işte kalp rahatsızlığı riski şimdi artıyor değil mi? Tabii erkekler tabii biraz aile reisi olmanın stresini de çok üstleniyorlar. Herhalde işte sabah erkenden işe koşturayım, işte akşam işten geleyim. O günlük koşturma içinde kendilerine çok vakit ayırmıyorlar. Bayanlar özellikle hani evde kalanlar, evdeki hanımlar falan biraz daha şanslı oluyorlar o noktada. Erkekler biraz fazla herhalde stres de yapıyorlar muhtemelen. Ama bir şekilde hayatına onu sokması gerekiyor. Evet. İşte sosyal bağımlılık daha fazla erkekler arasında, hani sigara tüketimi daha fazla kadınlara göre. İşte o sosyal bağımlılıktan kurtulmak lazım. İşte nargile kafeleri olsun vesaire olsun, orada bir duman altı maruziyet daha fazla. Ona bir mesafe koymaları alkol gerekiyor. Alkol tüketimi bu noktada nasıl etki yapıyor hocam? Buna ilgili gelmiş bir soru. Alkolle alakalı olarak hani Avrupa ve Amerika menşeli kılavuzların tavsiye ettiği şu. Hiç kimseye sağlık için alkole başlatmayın deniyor. Alkole başlayan, alkol kullanan hastalarınıza alkolü bırakmalarını tavsiye edin diyor. Eğer bırakmaya gönüllü değilse de diyor haftada bir kadeh kırmızı şarapla sınırlandırın diyor. Yani hani bağımlılık potansiyeli olan bir şey olduğu için. Yani tercih edeceksek kırmızı şarap haftada bir kadehle sınırlandırılmasını öneriyoruz alkol olarak. Evet, önemli detayı da vermiş oldunuz hocam. Son olarak bizimle paylaşmak istedikleriniz nelerdir? Uçaktan hızlı enerjiyle geçti yine yayın akışımız. Çok önemli konulara değindiniz. Teşekkür ederiz. Ya
Son olarak şunu söyleyeyim, yani hareket bizim için olmazsa olmaz bir şey. Yani dünya, ay, güneş, galaksi, sistemler, elektronlar, her şey hareket halinde. Hı-hı. Vücudumuzda kalp sürekli hareket ediyor. Günlük kaç ton kan pompalıyor. Evet. Bizim de bu harekete, bu tempoya, harekete ayak uydurmamız lazım. Daha hareketli bir hayat yaşamamız lazım. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Şeref verdiniz. Davet ettiğiniz için de teşekkür ediyoruz. Herkese de iyi hafta sonları diliyorum. Sağ olun efendim, çok teşekkürler. Evet, değerli izleyenler, Fatoş Tapan'la hafta sonunun son dakikalarına doğru gelmiş bulunmaktayız. Yarın yine aynı saatte sizlerle beraber olacağız. Saat 9'da sizlerle beraber olacağız. Kalbinizin attığı, aklınızın yattığı gibi keyifli bir cumartesi geçirmenizi temenni ediyoruz. Yarın görüşmek üzere.